bunu zeytinde örnek verdi. Zeytin böyle. Peki diğer tarım ürünleri farklı mı? Hayır değil. Türkiye'de üretimi hangi tarım ürününü değerlendirirse değerlendirin. İsterseniz portakalından, isterseniz domatesini, patatesini hangi ürünleri değerlendirirse değerlendirin. Hepsinde aynı sıkıntı var. Siz Evet. eğer tüketicinin cebine para koymazsanız, tüketimi harekete geçirmezseniz ve üretilen mal ürünlerin devlet desteğiyle alınmasını sağlamazsanız Türkiye'de tarımın, Türkiye'de hayvancılığın ve diğer sektörlerin batması çok olağandır. Ve bu batışı da bu tür bir kapitalist sistemle, kapitalist hamlelerle, kapitalist bakışlarla sizin bunu durdurma şansınız mümkün diye yoktur. Ve her geçen gün tarım üreticisi borçlanacaktır, köyünü terk edecektir, yuvasını terk edecektir. Bakın öyle bölgeleri görüyoruz ki İsmail Bey'in tarlalarını yok pahasına elinden çıkartıyorlar. Bir de üstüne Yani üstlük, kim? yani bunun yok pahasına elden çıkarmanın sebeplerinden bir tanesi bir ürün para etmiyor. Bir de üstüne üstlük hayvancı da aynı şekilde, tarım kesimi de aynı şekilde ithalatla yarışmaya çalışıyorlar. Ucuz gelen et mamulleri var, ucuz gelen tarım mamulleri var. Bunlarla rekabet etmeye çalışıyor maalesef tarım kesimi. Yurt dışında Evet. biliyoruz. Amerika'da ve Avrupa'da tarım kesimine, hayvancılık kesimine yapılan çok ciddi tam hibe yoluyla olsun, karşılıksız krediler şeklinde olsun, faizsiz krediler şeklinde olsun destekler var. Yani kapitalizmin dediğiniz gibi insanlarımızı tarım kesimini, hayvancılık kesimini maalesef küresel tefecilerin eline muhtaç bırakmaktan başka yaptığı bir şey yok.